Sinah, buna bakman lazım. Bak neler yapıyor. Kolaya döküyor. Görünmüyor bile. Sonra buzdolabına koyuyor. Sonra bekliyor. Hazır, gördün mü? Artık o bir kola değil. Bunu kesinlikle denemeliyiz. Bende de mısır şurubu var. Hem de aynısından. Hadi bakalım, başlıyoruz. Gazozu dökmeye başla. Koyabildiğin kadar koy. Görüyor musun? Ne güzel karışıyor. Yeşil gıda boyası kullanalım. Sonra yeşil jölemiz olur. Harika. Bekle, süs şekerleri her şeye ayrı bir hava katıyor. Peki ama fazla koyma, tamam mı? Mükemmel. Tek bir şey kaldı. Karıştır, karıştır. Sağlığına canım. Bırakalım da bu arkadaşlar soğusun. Görüşmek üzere. Şimdi bekliyoruz. Hazır mı? Bayağı güzel görünüyorlar. Şimdi sıra son teste. Hazır. Aç. Sık. Gerçekten de oldu. Jöleli Sprite şekerlemesi gibi oldu. Benimkine bak. Süs şekeri hiç de fena fikir değilmiş. Tamam, hadi değişelim. Tina, şuna bak. Ekmek kızartma makinesini yan yatırıyor. Peyneri kızarmış ekmek yapıyor. Üstelik hiçbir yere dökülmüyor. Bu kesinlikle dahice. Denemek ister misin? Peynirli kızarmış ekmeği ne zaman olsa yerim. Başlamaya hazır mısın? Peki şöyle yapsak. Ekmeği koyuyorum, sonra peyniri üstüne yerleştiriyorum. Gördün mü? Tadı birebir aynı olacak. İkisi de peynirli kızarmış ekmek. Uzun sürmez. Görürsün, onunki kadar güzel olacak. Sıra bende. Böyle çok daha kolay olacak. Hem sonra tepsi falan temizlemem gerekmeyecek. İçeri girin ufaklıklar. Isınmaya başladınız mı? Peynir kabardığına göre hazır demektir. Şuna bak. Eritilmiş peyniri her şey yerinde. Ha, duman kokusu alıyorum. Tina, sen de alıyor musun? Ekmeklerim, onları tamamen unuttum. Ah, hayır. Şey, bu tam bir fiyaskoydu. Fırın böyle şeyler için fazla kuvvetli. Yardım geldi hanımlar. Kaynağını buldum. Suyla soğutma tamamlandı. Bunu yapmak zorundaydım. Şimdi daha iyi hanımlar. Bu gerçekten gerekli miydi? İğrenç. Hey, bende fazladan bir tane var. Karnım biraz aç. Ay, inanamıyorum. Çok komiksin ve çok zekisin. İnkar edemem, yetenekli biriyim. Mesela şunu izleyin. Baş parmağım biraz gevşemişti. Tada! Ama aynı şelenmeyini onun yerine koyabilirim. Oh, bu harika. Ha, görünüşe göre kızlar onu gerçekten seviyor. Yani sanırım bu demek oluyor ki ben de sihir yapmayı öğrenirsem ben de harika olabilirim. Tamamdır. Tik tak şeker ve fosforlu kalemim var. Bunu kesinlikle yapabilirim. Tik taklarım ve fosforlu kalemim kullanmaya hazır. Tek yapmam gereken kutunun şeffaf kısmını boyamak. Ama etiketi boyamıyorum. Köşeleri de unutmamalıyım. Kızları etkilemeye hazırım. Hey, size bir şey göstereceğim. Turuncu tik taklarıma bakın. Ama sadece şöyle bir hareketle onları beyaza dönüştürebilirim. Vay canına. Bunu nasıl yaptın? Müthiş bir sihir numarası. Ha, güzel numara. Her neyse dostum. Selam. Bence sihir numara şahaneydi. Sihir işe yaradı. Selam. Tik takları çok severim. Biraz ister miydin? Koca bir paketim var. Çok korkunç. Bu kadar aptalca bir hata yaptıklarına inanamıyorum. Of, cipslerim de bitti. Seninki de bitti değil mi? Neden gidip bize cips getirmiyorsun? Ne? Ben
sen getirmiyorsun? Olmaz, ben burada kalacağım. Hey, yazı tura atalım, bu şekilde adil olur. Tamam, yazı mı tura mı? Seç de atayım. Dönüp duruyor, acaba hangi yöne düşecek? Aa, yok artık. Şaka mı bu? Bu nasıl mümkün olabilir? Sanırım ikimizin de gitmesi gerekiyor. Hey, cipslerden biri büyük, biri küçük. Büyük olan benim. Aldım. İşte küçük paketi alabilirsin. Hadi ama paylaşman gerekiyor. Kısa boylu olduğun ve hızlı olmadığın için üzgünüm. Ben filme dönüyorum. Bana hep kötü davranıyor. Bak ne yapacağım, ona bir ders vermem iyi olur. Yine. Bu lavaşı pişirme kağıdına koyup zeytinyağı döküyorum. Çok fazla yağ ihtiyacım yok. Sadece fırçayla biraz üzerine süreceğim. Her yerine eşit dağıtsam yeter. Şimdi biraz baharata ihtiyacım var. Tuz ve karabiber yeter. Harika. Şimdi bir sonraki aşama için hazır. Fırına atıyoruz. Şuna bir bak, çıtır çıtır olmaya başladı. Hmm, çok güzel kokuyor ve sıcacık. Şu şahesere bir bak, şoke edici olacak. Hey, ne kaçırdım söylesene. Vay canına, bu koca paket cipsi nereden buldun? Of, şimdi benim büyük paketim seninkinin yanında küçük kaldı. Hiç adil değil. Şimdi ben de kocaman bir paket cips istiyorum. Bu antrenman çok ağırdı. Şimdi sıra biraz enerji kazanmakta. Umarım bu yeter. Aa, çok şirin. Tek yumurta işte geliyor. Şimdi bunları kızartalım. Burada neler oluyor? Bunu hiç beklemiyordum. Bu kadar da şanssız olunmaz ya. Ben şimdi ne yiyeceğim? Sofya'nın saç kurutucusu. Bunu ödünç alabilir miyim? Teşekkürler. Saçı ıslak mıydı ki? Pekala, işte gereken ısı geliyor. Çok heyecanlandım. Yumurta değişiyor, gördün mü? Neredeyse pişti. Oh Theo, izin verir misin? Banyonun kapısına kilit koymam lazım. En azından bir kahvaltım oldu. Yaşasın, ilk lokma en iyisidir. Dikkatini tamamen buraya ver. Hazır mısın? Neşter, buyurun doktor bey. Şimdi izle ve öğren. Burada işler ciddileşiyor. Ve ortalık biraz karışacak. İyi misiniz doktor bey? Ah, teşekkür ederim hemşire hanım. Sanırım burada işimiz bitti. Umarım iştah yerindedir. Benimki tam yerinde. Şunların ne kadar taze olduğuna bir bak. Ve şimdi şırınganın içine giriyorlar. Bunları bütün olarak yememi herhalde beklemiyordun değil mi? Pekala, bu senin. Dik kafaya. Şu leziz nar suyuna bir bak. Çok tatlı. Ah, acayip ferahlatıcı. Bunlar yemenin en iyi yolu. Bu en sevdiğim program. Erkek arkadaş olduğu halde öbür çocuğu öpeceğine inanamıyorum. Öyle değil mi? Büyük olay çıkacak. Bir dakika. Bütün cipsler nereye gitti? Jennifer, bütün cipsleri yedin mi? Tut şunu da kaseyi doldurayım. Oo, cips kaptım. Ne? Kendini kontrol edemeyen bir abur cubur canavarı gibisin. Buralarda başka atıştırmalık olmalı. Evet. Bu da boş. Burada ne var? Sağlıklı atıştırmalık mı? Hayır, teşekkürler. Başka ne var? Bu da ne? Bayat bir ekmek parçası mı? Berbat. Belki buzdolabı imdadıma yetişir. Boş, boş. Her yerde boş raflar var. Birkaç dilim peynir. Hiçbir şey olmamasından iyidir. Ambalajını açayım da.
eni peynir dilimlerini mi açıyor? Aa evet. Sanırım atıştırmalık diye onları yiyecek. Ne berbat bir atıştırmalık. Ve bu benim suçum. Dur eni. Şu peynirleri alıp daha küçük parçalara ayıralım. Şimdi tabağı mikrodalgaya sokalım. Şimdi bırakalım mikrodalga sihrini yapsın. Planın ne? Bana güven, işe yarayacak. Ve hazırlar. Daha iyi atıştırmalığı yeme vakti. Oo, ay canına. Peynir parçaları peynir tadında kıtır cipslere dönüşmüş. Şunu seçtim. Oo, haklıymışsın Jennifer. Bunlar harika olmuş. Bir atıştırmalık canavarı nasıl güzel atıştırmalıklar yapacağını da bilmeli. Artık bunlar benim. Oo, evet. Bunun altı gayet karanlık. Çok iyi olacak. Şunu katlayayım. Sıkıca katlayayım ki çantama sığsın. Tenceremi de unutmayayım. Yemeği de. Marshmallow'lar. Biraz da şiş. Termosumu da alayım. Ekmek kızartıcıyla harika kahvaltılıklar hazırlayacağım. Anlaşılan Jennifer yine kampa gidiyor. Her zaman her şeyi yanına almaya çalışır. Pekala. Her şey hazır. Artık gitme vakti. Of ama ağırmış. Bu gezi harika olacak. Jennifer eşyalarından bazıları çantadan döküldü. Ardında neleri bırakmış bakalım. Kampa giderken yanına en saçma şeyleri alıyor. Bir dakika. Harika bir fikrim var. Bu ahşap şişlerden birini ve marshmallow'ları alıyorum. Marshmallow'u şişe geçireyim. Aslında bir taneden daha fazlası sığar. Yalnız aralarında biraz boşluk bırak. Hadi bakalım. 3 marshmallow pişmeye hazır. Ekmek kızartıcıyı çalıştırdım. Marshmallow'lar ekmek kızartıcısının üstünde kızarabilirler. Ama yanmamaları için şişi çevirmek gerek. Ve piştiler. Evimin konforunda kızarmış marshmallow. Biraz da bisküvi ve çikolata alayım. Şimdi şişleri çıkarma vakti. Merhaba tatlı nefaset. Of yapış yapış ve acayip lezzetli. Üstelik iki tane daha var. Telefonsuz bir öğleden sonra geçirme vakti geldi. Bunu nasıl kutlayacağımı çok iyi biliyorum. Ha? Kevin beni arıyor. Hangisini seçsem? Sanırım Kevin kazanmalı. Hey, ne haber? Bir saniye bekle. En sevdiğim şeker. Ne kadar da şanslıyım. Hem de çilekli limonatalı en sevdiğim. O benimdi. Artık istemiyorum. Ama kendimi suçlu hissettim şimdi. Bu plastik topu görüyor musun? Aç. Ve içine en sevdiğin şekerleri koy. Şimdi ucuna bir tutam sıcak silikon sür. Sonra kocaman bir çubuk yapıştır. Sonra en sevdiğin kağıdı sar. Lizzy. Lollipop'unu hala istiyor musun? Bu kocaman iki lollipop'a ne dersin? Sesleri maracas gibi değil mi? İşte bu dans etmek için iyi bir neden. Hepsi senin güzelim. Bundan sonra bana kızgın kalmazsın bence. Bu gördüğüm en büyük lollipop. Aç bakalım. Bu kadar çabuk bitmiş olamaz. Dibini sıyırmak zorundayım. Ah, gerçekten de bitmiş. Ah, şu çikolata bağımlılığım yok mu? Bunu çok seviyorum. Şaka mı bu? Hepsini yanlışlıkla bitirmişim sanırım. Özel yiyecek diyorum, işe yarar sanırım. Öncelikle kavanoza biraz süt koy. Daha sonra hepsini kaşıkla karıştır. Selam köpüklü çikolatalı süt. Şimdi de kalıplara girin bakalım.
Hepsini doldurunca çubuk kapakları yerleştir. Sonra buzluğa koy. Bakalım nasıl olmuşlar. Oo, çok güzel. Son aşamadan önce olmaz. Doğru. Süs şekerlerinden bahsediyoruz millet. Bak ne kadar da renkli. Hepsi senin Sofia. Neredeyse çikolatayı atıyordum. Aferin Emma. Hey, süt dolapta. Ama soğuk diye taze kalmış olması gerekmez. Tadı berbat. O kadar mı kötü? Ay evet, berbatmış. Dükkana gideyim hemen, tamam mı? Tamam, işte alışveriş yapıp geldim. Ve hepsinin son kullanma tarihini kontrol ettim. Ah, işte sütün tadı böyle olmalı. Bir versene. Bozulmasını istemiyorsan içine biraz tuz at. Yani epeyce bir. Bu gördüğüm en tuhaf şey. Bana sonra teşekkür edersin Vic. Tamam, hadi gidelim. Günün en önemli öğünü geliyor. Hala iyi mi acaba? Bence tadı iyi. Bu tüyo için Lana'ya kocaman bir teşekkür. Soğan doğramak o kadar kolaysa, niye her seferinde ağlıyorsun ki? Gözlerim dayanamıyorlar. Bunu yapabilirim. Hayır, yapamam. Nefis. Peki içeride ağlıyor mu? Ne oldu ya? Bu ekmek iyi gelir. Ağızda ekmek tutmak soğanın yakmasını engelliyormuş. Bak. Gözyaşları gitti. Bu bir mucize. Karbonhidrat iyidir zaten, değil mi? Çok güzel bir parti hazırlamışsın. Bunu meslek olarak yapmalısın. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Ah, olamaz. Kola dökülüyor. Üzerine gelecek. Oo, her yer yapış yapış olacak. Endişelenme, ben temizlerim. Bir dakika. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ah, bu günü kurtaracak. Kocaman bir karpuzun var mı? Dik bir şekilde koy ve dikkatlice içine oy. Sonra muslukla del. Evet, aşağı kısma yerleştir. Sonra içine en sevdiğin içeceği koy. Bunun içine 2 litre sığacak. Harika, kullanılmaya hazır. Susamış görünüyorsunuz. Bardaklarınızı dolduralım bakalım. Önce ben. Meyve varken şişeye kimin ihtiyacı olur ki? Çok pratik ve harika görünüyor. Herkese yetecek kadar var. Karpuzların şerefine. Vay canına, şu pul gibi kabuklara bak. Keşke benim de ejderham olsaydı. Bu işteler nefis. Ama gözlerimi televizyondan alamıyorum. Şu çubuklarla nasıl yiyor anlamıyorum. Bir tanesini bile yakalayamıyorum. Hey, sanırım sonunda bir tane aldım. Of, yemek çubuklarından nefret ediyorum. Diğer insanların nasıl yediğini izleyeceğim.
Bunlar işime yarayabilir. Bir dakika. Küçük eli olan bir şey biliyorum. Daha doğrusu iki eli. Pekala, bunu kesinlikle deneyeceğim. Bana ellerini ödünç verir misin küçük hanım? Endişelenme, hiçbir şey hissetmiyor. Vay canına, icadım tamamlandı. Denemenin zamanı geldi. Luna, onlar kimin elleri? Ne önemi var, sonunda yiyorum. Sanırım haklısın. Çok pratik. Oh, çok komikti. Sonra garip bir ses çıkardı. Domuz sesine benziyordu. Hey, beni dinliyor musun? Sanırım dinlemiyor. Kola. Şunu güzelce bir çalkalayayım. Bu kadar yeter sanırım. Bu harika olacak. Of, olamaz. Her yerim kola oldu. Evet, işte bundan bahsediyorum. Hey, sana içecek getirdim. Kameramı hazırlasam iyi olur. Şişeye biraz hafifçe vuracağım. Kola için teşekkürler. Patlamadı. Tüh ya. Neden işe yaramadı? Bir de kendiminkini deneyeyim. Tamam, çalkaladım. Şimdi üzerine hafifçe vuruyorum. Of, umarım patlamaz. Hey, işe yaradı. Üzerine hafifçe vurmak işe yaradı. Gerçekten de şişeyi sallayarak beni oyuna getirebileceğini mi düşündün? Her neyse, içeceğini içsen. Doğrusu çok kötü selfie çekiyor. Bir keresinde bir gözünü kadraja almamıştı. Biliyorum. Yoksa sadece selfie modunu kullanması yeterli. Telefonun çok eski olduğunu söylüyor. Onu kullanmasının nedeni ise yeni telefonun üzerine sifonu çekmesi. Ciddiyim. Telefonu tuvalete düşürmüş. Sonra da yanlışlıkla sifonu çekmiş. Yemeğim hazır. Seni sonra arayacağım. Çok açım. Bu erişte iyi gelecek. Eriştelerime ne oldu? Jel dolu bu kase de nereden geldi? Tüh, yanlış şeyi pişirmişim. Hey Tina, ne oldu? Yemeğimi karıştırdım ve tüm bu ayıcıklı jelibonları erittim. Belki TikTok bize bu konuda yardımcı olabilir. Al bakalım, sen kaydet. Öncelikle bir tabağa ihtiyacımız var. Şimdi üzerine Skittles şekerleri dökelim. Şimdi de yapışkan erimiş ayıcıklı jelibonları. Yapışkan jelibonların üzerine de biraz Skittles ekleyelim. Güzel, şimdi kurumaya bırakalım. Jelibonlu ve Skittles şekerli muz yaptık. Ya da saç tacı da olabilir. Kıvırım kıvırım. Çok lezzetli görünüyor. Ben deneyeceğim. Bana mor bir Skittles şekeri ver. En sevdiğim mor olanlar. Nihayet öğle yemeği zamanı geldi. Aklım saatlerdir bu sandviçte. Bütün gün bundan yiyebilirim. Biraz daha sürsem zararı olmaz. Hadi bakalım. Hazır oldum. Bu müthiş lezzetli, eminim. Ay, senin içeride durman gerekiyordu. Her yanımın yapış yapış olmasından nefret ediyorum. Onları oraya koyduğumu unutmuşum. Eğer sandviçinden bir şeyler taşmasından nefret ediyorsan bu tüyoyu dene. İç malzemeyi her zamanki gibi sür. Sonra ikinci ekmeği üstüne koy. Kenarları kes. Bir çatalla tüm kenarları bastırıp yapıştır. Sıkıca basmaktan çekinme. Şimdi bu küçük keseyi al ve ekmek kızartıcıya sok. Hazır olduktan sonra
bir dakika soğumaya bırak. Sonra ortadan kes. İşte oldu. Sos akmayınca daha iyi. Film geceleri müthiştir. Yeterince atıştırmalık varsa tabii. Al. Benim mi doldurmam gerek yani? Kevin yapsın. Bu akşam harika görünüyorsun Kevin. Anladım. Doldurmamı istiyorsunuz. En sevdiğim bölümü kaçıracağım. Bu da ne? Hayır. Aradığım işte bu. Hey! Bunun sorunu ne? Oh, şimdi ne yapacağım? Burada başka bir şeyler var mı? Bence bunlar işime yarayabilir. Eğlenceli bir atıştırmalık için çikolata, şekerleme ve patlamalık mısır tanelerini tavada karıştır. Sonra gösterinin tadını çıkar. Şeker ve tuz müthiş bir atıştırmalık oluşturur. Ve mısır taneleri patlamaya başlayınca neredeyse hazır olduğunu anlarsın. Cam soğudu mu? Tersine çevir. Bayağı iyi değil mi? Hala aç mısınız? Dalın. Kevin. Karnını hep beklenmeyen bir anda guruldamaya başlar. Derin bir sohbetin ortasında mesela. Ve aynen bu şekilde. Tek düşündüğün şey yemek olur. Lily? Orada kimse var mı? Hemen bir şeyler yemeliyim. Ah, böyle daha iyi. Peki nasıl hem yürüyüp hem de patatesi sosa batıracağım? Hadi. Bu imkansız. Biraz yardım eder misin? Al bakalım. Sosu sen sürer misin? Bir şey değil. Şu yaptığıma bak. Bu yürüyüş sadece Lily'ye yaradı. Buyurun, bir sıkım sos daha. Prenses Hazretleri. Teşekkürler. Ay, aklıma müthiş bir fikir geldi. Şunu bir tutsana. Şimdi şuraya biraz dök. Artık sosu tek elle sürebilirim. İşte şimdi oldu. Sen de ister misin? Ya, fast food ve arkadaşlık gibisi yok. Ay, bıçakta ne çok kan var. Bakamıyorum. Umarım açsındır Sofia. Aslında kafamı dağıtacak bir şey iyi gelir. Hayır, hala her yerde kan var. Oo, bu bayağı iyi görünüyor. Oo, şu sosa bak. Bunu nasıl yiyebiliyorsun ya? Böyle yiyormuşsun. Ne? Neyiz biz, hayvan mı? Hayatta olmaz. Ah, tokam. Bu kesinlikle işe yarar. Gelin bakalım minik kanatlar. Leziz. Çok iyi. Ne? Kirli giysilerim ve sosa bulanmış yüzüm seni korkuttu mu? Tavuk canavarı geliyor. Amma da korkaksın. ne kaçırdım?